Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte BİM'den aldığım bu sütle yoğurt yapmayı deneyeceğim. Açıkçası kendim de ilk kez deniyorum. Çünkü ben normalde açık işlem görmemiş sütle yoğurdumu hep yapıyorum. Ama malum bu karantinadır, işte sokağa çıkma yasağıdır derken sütçümün süt temininde bir aksama oldu. Ben de marketten denemek için bunu aldım. Sizlerle birlikte denemek istiyorum. Bakalım sonuç nasıl olacak. Sütümüzü kaynattık. Açıkçası çok fazla kaynatmadım. Zaten pastörize bir süt olduğu için kaynama ısısına geldikten sonra böyle 1-2 dakika daha fokurdattım ve şimdi kavanoza alıyorum. Sütümüzü kavanoza alıyoruz. Şimdi tamamını doldurmayacağım ki yoğurda maya çalmaya da bir miktar sütüm olsun. Bakayım şöyle biraz daha koyabilirim. Evet, bu kadar yeter. Mayalama için daha önce yine kendi yaptığım yoğurdu kullanacağım. Hazır yoğurt kullanmıyorum. Önce bir güzel çırpayım. Evet, yoğurdumu çırptım. Şimdi hafif hafif ılıştırarak sütümü karıştırıyorum. Yoğurdumuzu iyice açtık. Yalnız şunu gözlemledim. Oldukça kıvamlı bir yoğurt ve bayağı gerçekten dışında gösterdiği gibi kaymaklı olacakmış gibi görünüyor. Bakalım. Şimdi şöyle kaymağını bozmadan bir kenara iterek yoğurdumuzu koymaya başlıyoruz. Bu arada sıcaklık için söyleyeceğim şey, hani parmağınızı içine sokmak istemiyorsanız ya da ben şimdi siz belki hoşlanmazsınız diye de sokmadım ama ben zaten artık parmak testi yapmadan da anlayabiliyorum. Özellikle kavanozda yapılan yoğurtlarda şu şekilde kavanozu sıkı sıkı tutup 20'ye kadar sayabiliyorsanız sütünüz istediğiniz ılıklığa gelmiş demektir. Fazla böyle kaşıkla alıp şaldır şuldur karıştırmadan böyle ince bir kahvaltı bıçağıyla şöyle alttan maya için koyduğumuz yoğurdun homojen olması için iyice ve hafifçe karıştırıyoruz. Ağzını sıkıca kapatalım. Güzelce her yerini kapatacak şekilde sarıyorum. Artık yapacağımız tek şey beklemek. Oldu. Gerçekten fotoğrafta gösterdiği gibi kaymağı oldu. Bunu da ben kalan sütü koymuştum. Gerçekten fotoğrafta göründüğü gibi bol kaymaklı. Kıvamı da oldukça iyi. Bir yoğurt oldu. Tavsiye eder miyim? Evet, denemenizde fayda var. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum.